Danimarka'nın sığınmacıların ziynet eşyası ve paralarına el koymayı öngören yasa tasarısı Avrupa'da Nazi ruhu yeniden mi hortluyor sorusunu akıllara getirdi. Nazi Almanya'sının 2. Dünya Savaşı sırasında Yahudilere yönelik uygulamalarına benzetilen yasa Avrupa Parlamentosu'nda görüşüldü. Sivil Özgürlükler Komitesi'ndeki oturuma Danimarka Dışişleri Bakanı ve Entegrasyon ve Göç Bakanı katıldı. Dışişleri Bakanı Jensen konuşmasında ülkesinin söz konusu tasarıyla insan haklarına aykırı hareket etmediğini savunarak Danimarka her zaman insani değerlerin savunucusu oldu dedi. Hükümet sözcüsü ise bizler sadece kendi geçimini sağlayabilecek kadar parayla ülkeye giriş yapan sığınmacıların tıpkı diğer Danimarka vatandaşlarının yaptığı gibi sosyal yardımlardan yararlanabilmek için aynı kurallardan geçmesini istiyoruz şeklinde konuştu. Sığınmacıların ziynet eşyalarına el konulmasının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarını endişelendiren asıl konu mültecilerin aile birleşimi taleplerinin geciktirilmesi. Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Jonas Christoffersen'a göre hukuki açıdan en sorunlu nokta aile birleşimine izin verilmemesi. Bazı sığınmacılar ülkede 3 yıl geçirmeden ailelerini getirtemeyecek. İnsan haklarına ilişkin uluslararası kanunlarda bu durumun kişinin hakkı olan aile kurmanın ihlal edildiğini görüyoruz. Danimarka hükümeti söz konusu uygulama hakkında parlamentoda sadece Danimarka Halk Partisi'nden destek alsa da halkın büyük bir çoğunluğu da söz konusu uygulamayı destekliyor. Danimarkalıların %70'i ülkedeki ilk sorunun göçmenler olduğu görüşünde. Bu uygulamayı ilk gündeme getiren Danimarka değil, İsviçre'de uzun yıllardır sığınma başvurusunda bulunanların 1000 frangın üzerindeki para ve ziynet eşyalarına el koyuyordu. Aynı şekilde Almanya'da da Bavyera ve diğer güney eyaletlerinde sığınmacılar ülkede kalma süreçlerini finanse edebilmek için mücevher ve nakit paralarını yetkililere bırakmak zorunda.